Anne gördün mü? Çok güzel. Gördüm bebeğim. Mercan abi, kedi evimin üstüne adımı da yazalım. Yazarız tabii. Şuraya yazalım mı? Hı? Oğlum, öğretmenin kedi evini anne ve babanla kendi emeğinle yapmanı söylemiş ama. Sercan abinin kedi evi kuralların dışında. En iyisi aldığı yere geri götürsün. Hayır, ben bu kedi evini çok sevdim. Sercan abi, geri götürmeni lütfen. Tamam ama öğretmenini annem ve babanla yaptığın kedi evini götür, tamam mı? Baban haklı. Ya baba? Oğlum, bize söylenen ödevin dışına çıkmamız doğru değil. Dürüst de değil. Ama üstünde isimler de var. Anneciğim, ama öğretmenin özellikle evdeki malzemelerimizle kendimiz projeyi tasarlayalım istedi. Şimdi bizim hiçbir katkımızın olmadığı bu hazır evi götürürsen olmaz ki. Ama babamın yaptığı hiç güzel değil. Annen de ben bunu götürmek istiyorum. Aslan oğlum, önemli olan ne kadar renkli veya havalı olması değil, tutumlu olmayı öğrenmek. Israf yapmadan sokak kedilerine yardım etmek önemli değil mi? Bravo Sercan. Yaptığını beğendin mi? Senin üstüne ne vazifeydi ya? Sana bunu getirmeni söyleyen oldu mu ya? Lütfen götürür müsün şunu şuradan? Tamam, kusura bakmayın, ben böyle olacağını düşünemedim. Can, aslanım, üzülme tamam mı? Ben sana sonra kendi ellerimle kocaman bir tane kedi evi yapacağım. Hı? İstersen bunu bahçeye koyalım. Sen ötekine götür, olur mu? Üzülme yeter ki. Sercan lütfen yeter artık ya. Ödevini doğru bir şekilde yaptık oğlum. Lütfen ağlama hadi. Hadi koş elini yüzünü yıka, sonra ödevini teslim edelim. Öğretmen ne zaman getirirsen getir dedi. Hadi koş bakalım. Biz sana yardım ederiz sonra babanla. Şu Sercan'ın yaptığı densizliğe inanamıyorum ya. Çocuğun bütün ayarlarıyla oynadı resmen.